Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte enfes bir ibiza tatlısı hazırlayacağız. Öncelikle bir paket kremanın içinde 2 paket beyaz çikolatayı bir güzel eritip ganaj hazırlıyoruz. Sonra bir paket hazır pastacı kremasını malzemesiyle birlikte hazırlayıp bu kıvama getiriyoruz. Bir paket krem şantiye, bir çay bardağı sütü ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İçine bir kutu kaymağı ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. Eklemiş olduğumuz kaymağı bir güzel karıştırıp pürüzsüz hale getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz ganajı hazır krem şantinin içine katıp bir güzel karıştırıyoruz. Ve diğer taraftan hazırladığımız pastacı kremasını da bu karışıma ekleyip güzel bir şekilde karıştırıp enfes bir pastacı kreması oluşturuyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz kremayı pastalarınızda, başka kullanacağınız tariflerde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tadı enfes oluyor. Güzelcene karıştırıyoruz. İyicene özleştiriyoruz. Kapağını kapatıp buzdolabında bekletiyoruz. Şimdi pudingini hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı unu ekleyip bir buçuk su bardağı toz şekeri ekliyoruz. İki yemek kaşığı dark kakao ekliyoruz. Güzelce karıştırıp bir paket süt artı bir su bardağı sütü ekliyoruz. Çok lezzetli bir puding elde edeceğiz şimdi. Karışımı ocağa alıp kıvama gelene kadar sürekli karıştırıyoruz. Kıvama geldikten sonra içine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya ve 2 paket 80 gramlık bitter çikolata ekliyoruz. Yoğun çikolata sevenler bu tarife bayılacaklar. Yemek kaşığı kadar tereyağını bir güzel eritiyoruz. Üç paket uçak bisküvileri güzelce rondodan geçiriyoruz. İyicene geçirelim ki bu kötü kalmasın. İçine erittiğimiz tereyağını döküp tekrardan güzelce özleşene kadar karıştırıyoruz. Tam biraz kaldı iyicene özleşmesi için. Sonra kare fırın tepsisine döküyoruz. Eşit gelecek şekilde güzelce seriyoruz. İyicene bastırıyoruz. Bastırmamızın sebebi çıkartırken dağılmaması için. Ben burada pek bastıramadım, biraz zorlandım. Siz iyicene bastırın, iyicene birbirine yapışsın ki sıkıntı yaşamayın. Güzelcene karıştırdığımız pudingi
Bitter çikolatayı döküyoruz. Eşit bir şekilde, gelecek şekilde döküyoruz. Spatula yardımıyla eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Burada çok aceleci davranmayalım. Dipteki bisküvileri kaldırmayalım. Güzel bir şekilde serelim. Bu şekilde sermiş olduğumuz pudingi soğuması için dolaba kaldırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kremayı üzerine eşit bir şekilde seriyoruz. Ben burada kremayı biraz fazla sürdüm. Siz daha ince sürerseniz sarımı ve görüntüsü daha güzel olacak. Daha kolay olacak. Sermiş olduğumuz kremayı da düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtıyoruz ve donması için buzdolabında bekletiyoruz. Bunu bu şekilde bir gece bekletirseniz sonuç çok daha düzgün olacak. Oklava yardımıyla kesiyoruz. Ben aceleci davranıp dolapta sadece 1-2 saat bekletebildim. Siz en az bir gece bekletin ki sarması kolay olsun. Dilimlerin boyunu istediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Benim ölçüm biraz büyük oldu. Siz daha küçük keserseniz görüntüsü de daha güzel olur. Porsiyon da daha iyi olur. Bir yanlışlık oldu. Bu şekilde yağlı kağıt kesip biraz daha uzun boyutta keserseniz sarımı daha kolay olacak. Ben içine çikolatalı fıstık koyuyorum. Siz isterseniz meyve, muz kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım sevmediği için bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi bir gece bekletirseniz sarımı daha düzgün olacak ve bu şekilde dağılmayacak. Dışarıda yediğiniz ibizalardan daha lezzetli olduğuna garanti verebilirim. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.